Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet, bugünkü konuğumuz Remix Cadde'den Sayın Lale Eren. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Lale Eren kimdir? Kendi dilinden tanımak, tanışmak isteriz. Buyurun. Ee, Lale Eren... Ee... İki çocuk annesiyim. Hoşçakalın. Biri üniversitede, biri lisede olmak üzere öncelikli ve asli görevimle başlamak istedim. En güzel görev, ee, en kutsal görev. <laughs> İngilizce ekonomi mezunuyum. Sonrasında yaklaşık 20 yıl kadar e, bankacılık ve finans sektöründe çalıştım. E, bankacılıkta birçok bölümde e, çalıştım. En son e, bölge müdürlüğünde satış yöneticisi olarak. E, ayrılmaya karar verdim. Ayrıldıktan sonra yine bir e, özel eğitim şirketinde e, bankacılıktan kopmak e, çok kolay olmadı ve onların teklifiyle bankacılara eğitimler vermeye başladım. O, o eğitim ekibi içindeydim. Satış yönetimi, dünya ekonomisi, satış simülasyonları. E, o eğitimleri verirken e, çocukluk arkadaşım gayrimenkul sektöründe broker arkadaşım Özgür Bey e, bankadan ayrıldığımı duymuş. Lale bir gel bir kahve içelim dedi. Bundan dört yıl evveldi. O kahveyi içtim ve bir şekilde beni ikna ederek e, sektöre girmemi sağladı. E, fakat dedim ben bu işe de devam etmek istiyorum eğitim işine de çünkü bankacılıkta çok emek var. Peki dedi, onu da kabul ediyorum. E, fakat sonrasında baktım emlak sektörü çok keyifli bir sektör. E, yaptığım işten, bankacılıktan çok daha uzak bir şey değildi. E, hiç yadırgamadım, hiç e, yabancı bir e, işmiş gibi gelmedi. Yapar mıyım, yapamaz mıyım derken kendimi işin içinde buldum. Ve yaklaşık dört yıldır e, Bağdat Caddesi'nde, Remex Cadde Ofisi'nde, Emlak danışmanı olarak çalışıyorum. Ee, uzmanlık bölgem Bağdat Caddesi özellikle e, sahil tarafı, kara tarafı da var ama e, daha çok sahil tarafı işte Suadiye sahilden Kalamış sahile kadar olan bir bölge. 16 yıldır firmamız sektörde e, bilinirliği olan, zaten hani Remax deyince bir dünya markası, o kimlik altında işlerimize devam ediyoruz. Bölgenin e, İstanbul Anadolu yakasının, yani Kadıköy ilçesi demeyeceğim, İstanbul Anadolu yakasının en büyük ofislerinden biriyiz. Üç katlı bir ofiste 80 danışmanla çalışıyoruz ki, Kadıköy ilçesinde %12'ye tekabül ediyor toplam danışmanlar içerisinde. Kalabalık bir ofiste <laughs> çalışınca da e, portföyünüz çok fazla oluyor. Ona göre müşterileriniz çok fazla oluyor. E, dolayısıyla çok keyifli bir ortamda keyifli işime devam ediyorum. Harika. Biraz bölgenin özelliklerinden bahsedelim mi? Nelerdir? Ee, evet. Kadıköy ilçesi... Özellikle Bağdat Caddesi bölgemizde kentsel dönüşümün son 5 yılda çok yoğun yaşandı ve yaklaşık 3 bin konutun yenilendiği bir bölge. Bu sebeple gerçekten bir şantiye alanı içerisinde yaşıyoruz. Fakat deprem sebebiyle de o binaların bir şekilde yenilenmesi gerekiyor. Bir takım sıkıntılar olmasına rağmen yenilemelerle konut sayısında müthiş bir artış oldu. İşte Kadıköy bölgesinde hep 4 katlı 5 katlı binalar varken maksimum 8 daire ve 4'er kişilik haneler düşünürsek işte 32 kişinin yaşadığı bir bina bir anda 15-20 kata dönüştü. Bu da şu demek yani toplamda 3 bin tane bina yıkıldı yenilendi 4 kattan 24 bin adet olarak düşünürsek e, kat sayısının artışıyla yaklaşık 2-3, 2,5 3, 2, katına çıktı. E, dolayısıyla e, fiyatlar ilk başlarda çok yüksekti kentsel dönüşüm sebebiyle. E, ancak e, sektörün ve e, ekonomik koşullar sebebiyle bir şeyin arzı arttıkça ne olur? Doğal olarak fiyatlar aşağı gelmeye başladı. Ee, şu an için fiyatlar düştü deniliyor ama aslında fiyatlar olması gerektiği noktada. Ee, çok fazla sayıda konut var. çok fazla sayıda e, sektörde e, meslektaşlarımız var. E, i̇şimiz dışarıdan bakıldığı kadar hiç kolay değil. Çok ciddi bir rekabet var e, müşterilerimizin çok daha fazla seçenekleri değerlendirme şansı var. Fakat bu noktada müşterinizin ihtiyaçlarını iyi analiz ederseniz, ne istediğini bilirseniz e, en doğru kararı vermelerine yardımcı olabilirsiniz. E, sektör bu şekilde. Evet. Peki yeni emlak müşavirlik yasası ne gibi sonuçlar doğuracak? Bu çok önemli bir konu biz emlak danışmanları ve sektörde yer alan kişiler olarak. Şöyle ki Amerika'da ve Avrupa'da mesela Amerika'da 65 yıldır bu yasa çıkmış. Evet. Bu sebeple insanlar bu iş bir müşavirlik işi. Müşavirlik demek işin ehli demek, ee, bir takım e, şeyleri kurallarına göre yapmadığında e, cezalar alabilen e, demek. Fakat emlak sektöründe bir masa bir kasa dediğimiz bizim durumda. E, hadise var ve Türkiye'de bu o, hiçbir şekilde değişmedi. Hiçbir şey yapamıyorsanız, ha açarsınız bir ofis, koyarsınız bir masa dört sandalye, bu işi yaparsınız zihniyeti var. Bu zihniyetin artık değişmesi gerekiyor o, yurt dışında olduğu gibi. E, i̇nsanlar e, eğer bu yasa çıkar ise şu an mecliste görüşülüyor ve bazı noktalar. E, mütehala ediliyor. Bu yasa çıkarsa elbette ki piyasada e, emlakçı sayısı azalacak. Emlak ofislerinin sayısı azalacak çünkü belli kriterler geliyor. Ciddi kriterler. Böyle olunca da insanların başına kötü şeyler gelmeyecek sektörde. Ve artık nasıl insanların bir güvendiği avukatı doktoru varsa birer emlak danışmanları olacak. Mesela Amerika'ya baktığımızda sahibinden satışlar yüzde birlerde iken. Çünkü herkesin bir emlak danışmanı var, kimse sahibinden satmıyor, zaman ayırmıyor ve bu işi yapan kişilere güveniyor. Yeni emlak yasası çıktığı vakit Türkiye'de şu an yüzde 65'lerde sahibinden satışlar. Bu çok, çok ciddi bir rasyo. E, bizim işlerimiz biraz daha kolaylaşacak. İnsanlar bize daha çok güvenecek. E, biz onları aramak yerine onlar bizi e, seçecekler. Böylece işler daha kolay ve daha yasal bir hale gelecek. Evet. Peki e, bu noktada tabii gayrimenkul danışmanlarını da seçerken insanların yine bir takım özelliklere dikkat etmesi gerekecek değil mi? E, tabii ki. E, şimdi çok fazla sayıda olduğumuz için e, bizim bölgedeki yani Bağdat Caddesi bölgesinde insanlar oldukça bilinçli, eğitimli, hızlı. E, fakat onları bile ikna etmek, hani aradığınızda sahibinden satılık bir dairesi var, o insanı bile ikna etmek gerçekten çok zor. Ee, i̇nsanların müthiş bir e, güvensizliği var sektör'e karşı ve çalışanlara karşı. E, dolayısıyla e, hep şöyle bakıyorum, ben bir evim olsaydı ve kiraya vermek isteseydim ya da satmak isteseydim ya da satın almak isteseydim ne yapardım. Hani bu kadar e, çok insanın arasında. Öncelikle kurumsal bir firmayı tercih ederdim Elbette. E, öncelikle o bölgedeki e, ne kadar eski ve o bölgede ne kadar etkin e, bir ofis olduğuna bakardım. E, çalışanların işinde ne kadar ehil olduğuna bakardım.. E, ve işi takip etmek çok önemli. Mesela bir portföyü, bir daireyi satmak için ben bir müşterimi en az üç ya da beş kere aradığımı biliyorum. Ee, buyurun ofise gelin. Bir tanışalım. Yani ilk çünkü aramada o insanın size bir telefonla güvenmesi mümkün değil. En önemli unsur güvenmek. Evet, Karşınızdaki evet, evet, evet. müşterinin size güvenmesi. Evet. Ee, Lale Hanım bu işi yapar, yapabilir. Lale Hanım işin ehlidir e, Remix dünya markasıdır e, deyip size güvenmesi gerekir. E, bunu yaratabilmek için de e, müşterinize sürekli geri bildirimler yani daireyi size getirdi, yetkinizi verdi. Hadi Lale Hanım satın dediği noktada ben müşterime sürekli dönüp bilgi vermem gerekir. Ayrıca o portföyü alırken doğru fiyat. Ama doğru fiyat nedir? Yanınızda, sağınızda, solunuzdaki binada herhangi bir dairenin satış fiyatı değil. Satılmış dairelerden yola çıkarak cadde cadde, bina bina müşterinize şunu söylemeniz gerekiyor. Çünkü Türkiye'de ekonomik ve siyasi durumlar çok sık değişiyor. Bugün bu fiyat yarın bir şey oluyor, döviz yükseliyor. Yani burada bir fayda maliyet analizi yapmak gerek. Müşteriye bakın en son satılan 10 tane dairem huitemizde bu dediğinizde müşteriniz zaten ikna oluyor ee, ve o daire çok hızlı bir şekilde satılıyor. Kiralarken de e, kendi dairemizmiş gibi kiramızı düzenli ödeyecek, apartmanda huzursuzluk çıkarmayacak, o insan hakkında. E, mülk sahibimize geri bildirim... işte ...işi nedir, ailesi nedir... ...bu tarz e, profil bilgilerini... ...iletiyoruz. E, kısaca müşteriyi iyi tanımak... E, ...bulunduğunuz bölgeyi... ...iyi tanımak... E, ...gayrimenkul danışmanı seçerken... ...en önemli unsurlar diyebilirim. Evet. Peki ev alıp satarken... ...nelere dikkat edilmesi gerekiyor? E, yani şimdi... E, İşin teknik kısmı da çok önemli. Şimdi bir pazarlama kısmı var bir de teknik kısmı var. Her insan her işte uzman olamaz. Ben arsa satmıyorum. Ben e, özel mülk satmıyorum. E, ben ticari bir iş yeri satmıyorum. Benim uzmanlık alanım konut satmak. Nerede satmak? Bağdat Caddesi. Bağdat Caddesi de belirli bir bölgede satmak, yani Kadıköy ilçesinde bile değil. E, bu sebeple e, herkes iyi bildiği işi yapacak. E, fakat bizde şöyle bir sistem var. Yani Remex çok büyük bir ofis. Bana deseniz ki ben evet Kadıköy'de Bağdat Caddesi'nde yaşıyorum. Lale Hanım benim Ada Pazarında bir Çiftlik arazim var. Satar mısınız? Veya Bodrum'dan bir yazlık almak istiyorum. Bana yardımcı olur musunuz? Aa Sema Hanım valla ben bilmiyorum oraları. Öyle bir şey demem. Ee, oradaki uzman arkadaşlarımızı biz işlerimizi refere ederiz. Onlar sanki bizim adımıza size en iyi hizmeti verecek şekilde çalışırlar. Dolayısıyla gayrimenkul e, alıp satarken... E, tapudaki bütün araştırmaların yapılması gerekir. E, konut üzerinde bir ipotek, kısıtlayıcı bir şeyler var mı? Tapudaki işlerimizi halletmek adına bizim birlikte çalıştığımız uzman arkadaşlarımız var. Belediyede bilgileri almak adına uzman arkadaşlarımız var. E, kentsel dönüşüm çok yoğun olduğu için bölgemizde. Çok büyük metrekare bir daire alıp e, iki yıl sonra, bir hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Eski daireleri alırken arsa metrekaresine, o dairenin arsa payına, o tarz şeylere çok dikkat etmek gerekiyor. Dolayısıyla işin ehli, işin uzmanı insanlarla çalışmak doğru gayrimenkulü satın almanın sırrı diyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz bu sırları bizlerle, izleyicilerimizle <laughs> Rica paylaştığınız için. Rica ederim. Rica ederim. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz teşekkür programımıza. Teşekkür ederim. Sağolunuz. Evet sevgili işkolik izleyicileri, Remax Cadde'den gayrimenkul danışmanı Sayın Lale Eren konuğumuz oldu. Hoşçakalın.